Kurtubi tefsirinde Allah Teala'nın "Vaâşirûhunne bil ma'ruf" kadınlarla iyi geçinin sözünü anlatırken iki örnek veriyor. Birisi Muhammed ibnü'l-Hanefiyye diye tabiinden birisi var. Hazreti Ali'nin çocuğu bu. Bu zat işte Ümmet-i Muhammed'in büyüklerinden, tabiin ulemasından birisi. Bunu Yahya bin Abdurrahman diye birisi ziyaretine gitmiş. Kapısını vurmuş. Çok dikkatinizi rica edeceğim kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yetiştirdiği bir adama bakın şimdi. Kapıyı vurmuş. Muhammed ibnü'l-Hanefiyye dışarı çıkmış. Böyle büyükçe yorgan gibi bir şey. Yorgan. Bildiğiniz yorgan. Kafasına bürümüş bunu böyle. Sakallarından da kokulu bir su damlıyor. Diyelim gül suyu yani. Öyle ne olduğunu bilmiyoruz. İrkilmiş bu. Karşısında bir alim. Ali'nin oğlu lan bu. Şaka bir isim değil. Tabiinin alimlerinden biri. O şimdi böyle el hürmet bekliyor herhalde, ben tasvir ediyorum. Bakmış ki olan yorgan, bildiğimiz yorganı böyle sarık gibi kafasına sarmış. Yüzünden de damlıyor, koku damlıyor. Kokulu bir su damlıyor. Hayır olsun efendim demiş. Yahu hanım benimle oynuyordu, yorgana sardı beni, getirdi de sonra bir şişe işte gül suyu diyelim, onu da yüzüme döktü, sen de kapıya çaldın. Meşhur böyle oldu işte, kusura bakma demiş. Kapı çalınınca da kalkıp yani üstündekini de düzeltmeye, belki de üstünde çamaşır da yoktu o arada. Yorganı sarılmış gelmiş. Sonra Erkeklik Kanunu'nun A maddesini yazmış. Biz kadınlarla oynaştığımız gibi onlar da bizimle böyle oynamak isterler. Adalet de buna karşı çıkmamaktır demiş. Rahmetullahi aleyh. Koca Ümmet-i Muhammed'in büyük bir adamı. Sen bunu yorgana sarmışsın. Bir şişe gül suyunu da yüzüne dökmüşsün adamın. Adam misafiri gelmiş. Rezil olduk ulan. Bu misafir gidince bunun hesabı sorulur diyecek yerde adam adamlık yapıyor. Ben de ona böyle şakalar yapıyordum. Onun da bana yapması hakkı diyor. Allahu Ekber! Ümmetimizin Birleşmiş Milletler'in arazisinde mandalar bile yokken kültürü buydu. Erkeklik de buydu.